Şimdi hem Ali Aydar Bey'in söylediklerini dinlediniz. Bir hedef ortaya koymalı Sayın Kılıçdaroğlu dedi. Bir belirsizlik var dedi ki gerçekten seçmende de bir kırgınlığa, bir öfkeye yol açmış durumda bu belirsizlik. Siz ne dersiniz? Değişim Kılıçdaroğlu'yla mı, ona rağmen mi olmalı? Siz bir dörtlükle başladınız. Ben de Leonard Cohen'den bir şey söyleyeyim. Herkes biliyor geminin su aldığını, herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini diye. Güzel bir şarkısı vardır onun. Gemi su alıyor. Ve Nevşin Mengü de bugün güzel bir şey sormuş. Liman neresi, kaptan kim diye. Yani Kılıçdaroğlu'nun partinin önünü açması gerekiyor herhalde. Türkiye'de şu anda bir muhalefet partisi yok. Muhalefet yok. Yani ilgilenilmesi gereken konularla ana muhalefet partisi de, ikinci parti de, İyi Parti de kendi derdine düşmüş. Ama işte Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz eden bir yargıç hakkında HSK soruşturma açıyor. 16 yaşında bir çocuk bıyık yaptı diye postere tutuklanıyor, gözaltına alınmıyor, tutuklanıyor. Şu anda içeride herhalde. Onun ailesi ne durumda, ne yapıyor, çocuğun hakkını kim savunuyor bilmiyoruz. Böyle bir ortamda içerideki tartışmalar, Kılıçdaroğlu bırakacak mı, bırakmayacak mı, bırakmaya niyeti var mı, yok mu? Kılıçdaroğlu için kaç yenilgi, başarısızlık addedilir, bırakması gerekir? 75 yaşında. Ve hala koltuğa sarılacak mı, sarılmayacak mı? İmamoğlu'nu hakikaten tutuyor mu? Yoksa yerel seçimde aday yapmaya zorlayıp, ben yerel seçimde CHP'nin bu şartlarda bir 2019'da olduğu gibi bir zafer kazanabileceğini sanmıyorum. Millet İttifakı'nın dağıldığına inanıyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir daha öyle bir ittifak toparlayabileceğini hiç zannetmiyorum. Ben o zamanlar siyasette bu kadar ilgili değildim ama belki sizler hatırlarsınız. Ecevit'in bir Gazi Osman Paşa'da çok popüler bir belediye başkanı vardı. İsmini hatırlayamıyorum bir türlü. O zamanlar derlerdi ki Ecevit bu adamı kendine rakip görüyor. Onun için kazanamayacağı bir seçime aday gösterecek onu. Ve o şekilde bitirecek. Aynen de öyle olmuştu. Ben o daha İmamoğlu... önce Vedat Dalokay için söyleniyordu Cem Bey. Efendim? O daha önce Ankara Belediye Başkanı Vedat Dalokay için söyleniyordu. Söylenirdi ama ben Gazi Osman Paşa'da çok başarılı bir göçmen ilçe belediye başkanı vardı. İsmini hatırlayamıyorum şimdi ama bu 90'larda. 90'ların belki sonuna doğru falan. Hemen kutsal arama motorlarına. Yani işte... Şimdi soyadı Gürbüz diyesim geldi ama. Neyse. Yani o yolda gitmek isteyebileceği de bir olasılık. Şimdi CHP'liler... Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da önünü kapatabilir değil CHP Genel Başkanlığı. Doğru mu anladım? Aksine aday gösterip yenilebileceği bir seçime doğru iter onu. Sen anladım. İstanbul'da... İşte İstanbul'u sen kazanırsın ama Erdoğan'ın öyle kaybetme niyeti yok. Erdoğan iki kere aynı çukura düşmeyecek aynı yolda. Ben onu da, onun endişesini de taşıyorum. Bir şey daha söyleyeyim. CHP'liler neden şikayetçi? Kılıçdaroğlu'nun liderlik yeteneklerinden mi? Partiyi sağa çekmesinden mi? Siyasi İslamcıların önünü açmasından mı? Çok önemli bir konu bu. Eğer ikincisinden şikayetçilerse... Ekrem İmamoğlu ismini bir daha düşünmeleri lazım. Kılıçdaroğlu'nu mumla arayabilirler. Partinin sağa gitmesinden, geleneksel temasından ayrılıp da sağa doğru kaymasından şikayetçilerse Ekrem İmamoğlu bence Kılıçdaroğlu'ndan daha da sağa çeker ve sağ ile işbirliği yapabilir. Bu da CHP tabanını fazlasıyla rahatsız edebilir. Şey isterken dikkatli işte başına kalabilir derler. Evet. Yani CHP'de lider değişikliğini
karizma eksikliğinden, lider eksikliğinden, başarı eksikliğinden istiyorlarsa onu anlayabilirim. Ekrem İmamoğlu o boşluğu doldurur. Ama CHP'liler geleneksel çizgiden ayrılmayı eleştirip de Kılıçdaroğlu'na yeni lider arıyorlarsa İmamoğlu doğru bir isim midir? O da CHP'nin iç işidir. CHP'liler kendi aralarında karar versinler. Peki.